neymiş? Önemli biri değil sevgilim, işle ilgili. Fikret merhaba. Kaçta geleceğimi söyleyecektin. Sümerci. Aa. Aha, sevgicim. Sevgicim. Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buraya böyle? Sitede dolaşmaya çıkmıştım. Çıkmışken sana bir uğrayayım istedim. Ama pek memnun olmuşa benzemiyorsun doğrusu. Ay yok canım, olur mu öyle şey? Sadece şaşırdım birdenbire seni böyle karşımda görünce. Ya ben insanlara sürpriz yapmayı çok seviyorum. Birdenbire karşılarına çıkınca onları çok daha yakından tanıma fırsatı buluyorsun. Enteresan. Beni bu kadar tanımak istediğini bilmiyordum doğrusu. Daha çok sen beni tanımalısın diye düşündüm. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Alabeylerle bayağı bir yakınsın ya, onun için dedim. Evet. Öyle tabii. Hı hı. Düğün pastamız çok güzeldi Sümer'cim. Çok teşekkür ederim. Yani küçük bir hediye getirdim bunun için sana. Aa. Teşekkür mahiyetinde. Ne zahmet ettin. Yani çok teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Açmayacak mısın? Açayım mı? Aç tabii ki. Tamam. Ay, açayım tabii. Ne kadar değişik, çok şirin. Ben de çok beğendim. Evet. Sağ ol. Ama esas hediyem o değil. Bak, esas hediyem ne biliyor musun? Bu profil çok takipçisi olan bir profil. Benim arkadaşımın. Senin ismini burada kullansın istedim. Belki işlerine bir faydası olur diye. Neticede Sevgi Alabey ve Fikret Alabey'in düğün pastasını yapmak en güzel reklam, öyle değil mi? Tabii, tabii. Çok iyi düşünmüşsün. Gerçekten teşekkür ederim. Ne demek? Çok affedersin. Saat 1'de burada olursan konuşabiliriz. Pardon. Ya bu arada buraya kadar gelmişsin. Otur, sana bir şeyler ikram edelim, olmaz mı? Ya hamur işleriyle bu karbonhidratla çok aram iyi değil. Biraz da fit olmam lazım biliyorsun, yeni evliyim. Anlıyorum tabii. Şöyle yapalım. Bizim çok güzel aromatik kahvelerimiz var. Sana kendi elimle bir kahve ikram edeyim. Karşılıklı kahve içelim. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, tamam olur. Şunu da içeri koyalım. Kırılmasın. Çok kıymetli. Çok şirin bir yer yapmışsın Sümer'cim. Sağ ol. Tabii senin gibi bir kadının daha kreatif tarifler yapmasını beklerdim. Yani yanlış anlama. Güzel görünüyorlar da bunları her yerde ulaşabiliyoruz ya. Onun için dedim. Herhalde sen yeniliklere çok açık biri değilsin. Yani öyle görüyorum ama. Kahvelerimiz geldi. Çok affedersin. 12.30 olmaz mı? Ya şöyle diyelim. Ben biraz alışkanlıklarına bağlı, yani klasikçi biriyim. Sonuçta en iyisi bulunmuş, öyle değil mi? Yeni macera peşinde koşmanın ne gereği var? Ama sen bulmamışsın tarifi. Hiçbir zaman sana ait olmayacak. Ben senin yerinde olsam sadece bana özel, bana ait olanı tercih ederdim. Bak, ama sonuçta kendi ağzınla söyledin. O senin tercihin. Dedim ya, ben alışkanlıklarına bağlı biriyim. Ayrıca sonuçta ben de senelerce emek vermişim. Öyle değil mi? Evet. Emek önemli tabii. Ama insanlar bir şeye yıllarca emek verdi diye başarabileceklerini, onu hak ettiklerini düşünüyorlar ya, yanılıyorlar. Yani öyle değil. Fazla direnmemek lazım bazı konularda. Sonra o harcanan yıllara, verilen emeklere üzüldükleriyle kalıyorlar. Bence sen de bu takıntılarından, pardon,
alışkanlıklarından kendini kurtarıp yeniye kendini açsan çok daha iyi olur. Yani yanlış anlama, biz artık aile gibi olduk ya. Yani bunu bir dost tavsiyesi olarak alabilirsin. Olur mu canım, niye yanlış anlayayım seni? Sonuçta dediğin gibi aile sayılırız artık. Evet, affedersin. Mümkün değil. Tamam, öyle olsun. Bu arada bir konum atar mısın bana? Yollar değişti ya, dönüşü kaçırıyorum. Önemli bir mesaj galiba. Önemli birinden diyelim. Ya bu arada sana ne diyeceğim? Hakikaten hiç içime sinmiyor. Buraya kadar geldin, bir kahve içip gideceksin. Anladım, senin beyaz unla şekerle falan aran yok. Sana orada bir badem unundan şekersiz yaptığımız bir şey var. Ondan ikram edeyim, olur mu? Hı? Bekle. Mutlaka bak tadına. Bu arada benim bir telefon etmem lazım, kusura bakma. Hı hı. Bir teslimatım var da bugün. Alo. Ay Dilek'cim nasılsın? Ay teşekkür ederim, ben de iyiyim. Pastan efsane oldu, bak bayılacaksın. Ya sana ne diyeceğim? Bizim çocuklara saat 1'de teslimat yapılsın demişsin. Ama ben tabii ki onu sana kendi ellerimle teslim etmek istiyorum. Ancak ufak bir işim var. Evet evet, önemli bir iş ya. Saat 4'te getirsek olabilir mi? Tamam canım. Harika. Bir de kahveni içerim. Tamamdır. Hadi hoşça kal. Kusura bakma. Aa, hiç dokunmamışsın. Aa şey, iştahım yok galiba. Hala düğün heyecanı devam ediyor. Senin de işin var herhalde. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Müsaadenle. Tamam canım. Kendine tamam. Çok iyi bak. Görüşürüz. Tekrar gel sevgicim. Beklerim. Gelirim. Görüşürüz. Aşkım, nasılsın? Ben de iyiyim. Ya ne diyeceğim? Biliyorum düğün günümüzün ertesi günü çalışmak zorundasın. Ama ben diyorum ki yine de saat 1 gibi geleyim, seni öğlen yemeği için kaçırayım. Ne dersin? Hayatım, maalesef o saatte toplantım var. Başka zaman yapsak? Tamam canım. Hiç önemli değil. Başka zaman yaparız. Öpüyorum, bay bay. Yani niye böyle bir şey yapsın ki Sevgi? Çok saçma. O seni çok seviyor. Gözlerinden belli. Ne bileyim Selim. Gece şelalenin söyledikleri, sonra da o çiçek. Benden niye saklıyor ki? Ya niyesi mi var?
İlk günden böyle bir şeyi nasıl söylesin sana? Korkmuştur. Bir de herkesin içinde düşünsene. Bak eminim ilk baş başa kaldığınız zaman mutlaka söyleyecektir. Bak hem aramış seni yemek yiyelim diye. Fabrikada olup olmadığımı kontrol etmek için aramış da olabilir. Yok artık Fikret ya. Bak artık mutlu olmak istiyorsan eğer güvenmeyi öğrenmen lazım. Tamam o yaşananlar geçmişte kaldı. Ama böyle paranoyayla yaşanmaz. Vay vay vay, gelene bak. Fırıncımız Fikret Bey'e iki mayalı ekmek getirmiş olmalı. Fikret Bey, bir misafiriniz geldi. Buyurun efendim. Merhaba. Ben işe döneyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç Sümer. Sümer, çok fazla zamanım yok. Seni buraya getirecek kadar önemli olan şey neyse dinliyorum. Burası eskiden babanın odası değil miydi ya? Evet, evet. Birkaç kere gelmiştim. Ne kadar değişmiş. Her şey çok değişti Sümer. Hem sen çocuklarla ilgili konuşmaya gelmedin mi buraya? Yani madem dediğin kadar acil, nostaljiyi bırakıp konuya girsen. Keşke öyle dost doğrudan girilebilecek kadar sıradan bir konu olsaydı Fikret. Maalesef konumuz biraz tatsız. Bak mesele Taylan'la Anıl'ın kavgasıysa, yani Mihri ile Simten arada falan kalıyorlarsa o mevzu kapandı. Mesele benim kızlarımla ilgili değil. Mesele Sevgi'nin kızıyla ilgili. Şelale, onun bizim çocuklarla ne ilgisi var ki? Vallahi Taylan'la bir ilgisi var demek ki. Simten düğün günü Taylan'la Şelale'yi öpüşürken görmüş. Ne? Sümer, sen ne dediğinin farkında mısın? Onlar kardeş sayılır. Allah aşkına güldürme beni Fikret ya. Daha iki gün önce tanıştılar, ne kardeşliği. O karımın kızı, karımın. Ya tamam bence de öyle ama demek ki Taylan öyle düşünmüyor. Yok olamaz böyle bir şey. Olamaz. Hadi Taylan neyse de o kız hayatta böyle bir şey yapmaz ya. Ay Fikret. Allah aşkına bana söyler misin? Simten bana neden yalan söylesin? Ha? Yani yanlış görmüş falan olabilir mi? Bak, eğer bu işin altından böyle boş bir kıskançlık çıkarsa, bu iş şakaya gelmez Sümer. Ciddi bir konu. Fikret, ben de konunun ne kadar ciddi olduğunu bildiğim için buraya kadar geldim seninle konuşmaya. Hay Allah'ım ya. Hem de kızıma rağmen. Bak Simten çok kötü, tamam mı? Dün geceden beri ağlayıp duruyor kız. Yani iftira falan attığı da yok. Çünkü zaten ikisiyle de yüzleşmiş çocuk. Ama Taylan kızımdan bir özür dileyip gönlünü alacağı yere tutmuş bir de kızı tehdit etmiş. Simten'i zor durdurdum. Ona kalsa gelecek sizin eve, Sevgi'ye olan biten her şeyi anlatacak tek tek. Ama bu duyulursa senin evliliğinin ne kadar kötü etkileneceğini biliyorum. Özellikle de Nurcan Hanım teyze duyarsa. Fikret, geçmişten bugüne bazı şeyler çok değişmiş olabilir. Ama değişmeyen bir şey var ki, o da benim sana karşı hassasiyetim. Ben her zaman senin yanındayım. Herkese rağmen, her şeye rağmen. Ben senin yanında olmaktan hiç vazgeçmedim. Bunu aklından çıkarma, olur mu? Sevgi Hanım. Aa, beni tanıyorsunuz. Ne güzel. Siz? Ben Fikret Bey'in sekreteriyim. İsmim Zeynep. Fikret Bey'in şu anda bir misafiri var. İsterseniz şöyle buyurun, ben haber vereyim kendisine. Misafiri zaten Sümer Hanım değil mi? Evet. Tamam, haber vermenize gerek yok. İkisine de sürpriz olsun.
Görüşürüz. Ama efendim... Daha ilk günden olaylara bak. Ah, çok şenlenecek burası. Aa, Sümer. Sevgi. Hayırdır? Aşkım, sana sürpriz yapmak için gelmiştim ama vallahi bana daha büyük sürpriz oldu. Sümer'cim, aşk olsun. Yani önemli işinin kocamla görüşmek olduğunu söyleseydin birlikte gelirdik. Boş boşuna iki araba geldik. Hay Allah. Neyse artık. Sevgi bugün birdenbire bana uğradı da. Hadi ya. Ya. Hı hı. Düğün pastamız için teşekkür etmek istedim. Ya o kadar da sohbet ettik ama hiç buraya geleceğinden bahsetmemiştin. Bahsetmedim. Çünkü önemli işim bu değildi. Ha. Hı hı. O iş iptal oldu. Sonra ben yolda giderken... Fikret bir uğrar mısın diye arayıp rica edince buraya geleyim dedim. Ha, demek öyle. Niye bu kadar acil çağırdın Sümer'i hayatım? Hayır desem ki yani düğün pastasını ödeyeceksin. Yani bu zamanda elden para almıyorsundur herhalde, öyle düşünüyorum ama Sümer'cim, doğru mu? Tabii canım. Hı. Başka bir iş için çağırmıştım Sümer'i. Ha, başka bir iş için. Hı. İş için. Ne işi bu? Tadım için. Hmm. Evet, tadım. Hmm. Fikret sağ olsun eskiden beri benim damak zevkime çok güvenir de... ...bir ürün piyasaya çıkmadan evvel ilk bana tattırır. Hmm. Evet. Tadım için sadece damak zevki yetmez diye biliyorum. Gözlerinin keskin, burnunun da iyi koku alması lazım. Köpek balıkları gibi. Bak ben o konuda çok iyiyimdir, biliyor musun? Ay ben de tadım yapayım diyeceğim ama ortalıkta ürün de yok. Sevgilim, tadımı aşağıda yapıyoruz. Bitirmiştik zaten. Ha, tamam o zaman. Evet, bitirmiştik. Ben de Fikret'e görüşlerimi sunuyordum. İfadene bakılırsa çok da beğenmemişsin. Herhalde bir sorun var, öyle mi? Yani halledilmesi gereken birkaç konu var. Ama Fikret'in onları halledeceğinden adım kadar eminim. Uyarılarınız için teşekkür ederim. O zaman ben kaçayım. Bir daha geleceğin zaman haber ver, beraber gelelim, tamam mı? Sen de hep böyle habersiz uğra, tamam? Tamam, yaparım sürpriz. Bay bay. Görüşürüz Fikret. Hoşça kal. Görüşürüz. Aşkım, böyle habersiz gelmiş ala bana kızmadın. Kızar mıyım sevgilim? Sen yemek yiyecek vaktin bile yok deyince vallahi korktum, sana şunları getirdim. Ne onlar? Takviyeler tabii ki. Sabah da almamışsın. Bundan sonra bizzat ben vereceğim. Kocamın benimle birlikte uzun yıllar sağlıklı olmasını istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Bir de bunu getirdim. Bakalım beğenecek misin? O ne ya? Belki masana koyarsın. Vay vay vay, ne güzel bir hediye. Koymaz mıyım hiç? Demek Sümer tadım yapıyor ha? Ben sadece pastacı zannediyordum. İşte öyle arada uğrar. Yeni ürünler çıkınca filan. Bu işin profesyonelleri yok mu? Yani bu işi yapan profesyoneller. Olmaz olur mu hayatım? Var tabii. Hı. Ya işte annem Sümer'in ailesiyle çok yakındı. Babam da severdi Sümer'i. İşte o zamanlardan kalan bir alışkanlık işte. Hmm. Eskiden beri diyorsun yani. Anladım. Sümer güzel kadın aslında. Hani madem ailen onu bu kadar seviyor... ...sizi hiç bir araya getirmeye çalışmadılar mı? Nereden çıktı şimdi bu? Hayır yani yakınsınız ya, onun için sordum. Öyle bir şey yok Sevgi. Ay tamam, şaka yaptım ya, gerilme lütfen. Tamam. Neyse hadi ben gideyim. Sen yoğunsundur, işin gücün vardır. Konuşuruz, tamam? Sabah biraz şey oldu. Ne oldu? Gerildin. Pervin masada eski kocanı sorunca.
Ha. Yok ya, o kadar önemli değil. Yani öyle patladan ak sorması pek hoş olmadı tabii de. Olsun. Doğru, haklısın. Ben konuşurum onunla. Bir daha açmaz o konuyu. Ay yok yok, sakın öyle bir şey yapma. Benim için o kadar büyük bir sorun değil. Hadi görüşürüz. Yemeğe gidelim derdim ama. Yok yok, hiç dert etme. Biliyorum yoğunsun. Öylesine uğramıştım zaten ben de. Eve mi? Yok, dışarıda birkaç işim var. Birkaç yere uğrayacağım. Kim? Kim kim? Nereye yani? Ha yok, öyle öteberi falan alacağım. O kadar önemli bir şey değil. Görüşürüz bir tanem. Görüşürüz. Bay bay. Buyurun Fikret Bey. Sevgi Hanım'ı takip etmeni istiyorum. Kimse bilmeyecek aramızda. Peki efendim. Efendim Yekta. Fikret Bey. Sevgi Hanım bir villadan içeriye girdi efendim. Villaya mı? Kapısında isim yazıyor mu, baktın mı? Baktım efendim. Posta kutusunun üstünde Gökmen Y yazıyor. Konumu gönder bana. Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın anne. Hala aklında o var. O yüzden sorup duruyorsun sen babam bana. Hangisi? Bu ev efendim. Sırf böyle güçlü tanınan bir adamla evlendi ki babam duysun da kıskansın, deliye dönsün diye yaptın değil mi? Yavaş, 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 yavaş. Hala düşünüyor musun eski kocanı? Benim de aklımda sadece bir kişi var. O da sensin. O da sensin. Şelale, kızım sen babanla görüşüyor musun? Biz onu tamamıyla çıkarttık hayatımızda. Sildik. Kimmiş? Yani kimden gelmiş? Kanaldan arkadaşlarım yollamış. Tebrik etmek için. Sevgi Hanım'ı takip etmeni istiyorum.